Değerli kardeşlerim, Almanya ile Türkiye arasında Bilim ve Teknoloji Üniversitesi açılacağını ve bunun İstanbul'da açılacağını, bununla ilgili yazışmaların, imzaların atıldığını öğrendim. Ancak ben farklı bir şey düşünüyorum. Neyi farklı düşünüyorum? Sayın Başbakanımdan arz ediyorum. Tekrar altını çizerek söylüyorum, arz ediyorum. Neden? Bugün İstanbul zaten doymuş, İstanbul zaten genişlemiş, İstanbul'da yapılmayan kalmamış. Ne bileyim hangi bir Marmaray'ından mı bahsedeyim, üçüncü köprüsünden mi bahsedeyim, üçüncü büyük havaalanından mı bahsedeyim, ne bileyim Avrupa'nın en büyük hastanesinden mi bahsedeyim, nüfusun kalabalığından mı bahsedeyim? Bunların hiçbirini söylemeye gerek yok çünkü herkes bunları biliyor. İstanbul doymuş. Gelsinler bu üniversiteyi Sinova yapsınlar. Çünkü nükleer santralı Sinova yapıyorsun. Bu da bilim ve teknoloji üniversitesi olduğuna göre buna bağımlı olarak burada yapılması bence en uygunudur. Bu nedenle ben Sayın Valimden, Sayın Milletvekilimden, Sayın İl Başkanımdan bu konuyu Sayın Başbakanımıza arz etmelerini istiyorum. Nükleer santral konusunda olumlu düşünüyorum ben bir iş yeri sahibi olarak. Nedenleri de şu şekilde: Türkiye'nin enerji gereksinimleri sürekli artmakta olan bir ülke. Enerji her esnaf için veya her iş adamı için çok önemli. Enerjinin ucuz olması, yani ucuz enerji Türkiye için ihtiyaç. Sürekli enerji gereksinimi artan bir ülkeyiz. Bu yüzden nükleer santrallerin, işte rüzgar santrallerinin desteklenmesini destekliyorum, ben kendi adıma konuşayım. Enerji ucuza mal olacağı için nükleer santralde. Sinop'a büyük bir yatırım gelecek nükleerle birlikte. İstihdam artacak, bundan eminim. O yüzden nükleer santral konusunda destek veriyoruz yani hükümetimize. Nükleer santral, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santral bence Sinop için ve ülkemiz için çok faydalı, çok yararlı bir yatırım. Nedenine gelince şahsi fikrim. Çünkü Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık %70'i, %80'i dış kaynaklardan sağlanmakta. Ve bu nükleer enerjiyi de dünyada birçok gelişmiş Avrupa ülkeleri kullanmakta. Yani çok düzgün Avrupa standartlarında yapılan bir santralin ülkemize ve Sinop'umuza, özellikle Sinop'a çok büyük katkılar olacağını düşünüyorum. Nükleer santralin Sinop'ta kurulmasını yanlış bulmuyorum. Ama santral olarak, nükleer santral olarak aslında dünyada olmaması gereken bir şey diye düşünüyorum. Bir enerji geliri kaynağı diye düşünüyorum ama madem dünyada var, komşu ülkelerimde var, Sinop'ta da olmasının bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Sinop'ta kurulması düşünülen nükleer santralle ilgili size çok açık ve net söyleyeyim. Önümüzde seçim var, seçim dönemi. Nükleer santrale kim hayır diyorsa ona oy vereceğim. Kim olursa olsun bu. Çünkü Sinop'u seviyoruz. Sinop'un nükleer santralden etkilenmesini istemiyoruz. Yeşil çevreyi istiyoruz. Bu yeşilliğin gitmesini istemiyoruz. Valla bu işi kuranın da Allah belasını versin diyoruz. Kim istiyorsa nükleer santrali başına bela alıyor resmen. Bunu altını çizerek söylüyorum. Şimdi nükleer santral kurulduğu zaman işte Sinop'ta iş olanağı sağlanacak, İşte işsizler iş bulacak deniyor. Bunların hepsi yalan. Çünkü oraya çalıştıracak olan insanlar kendi elemanlarını oraya getirecekler. Kendi yetiştirilmiş oldukları elemanlarla çalışacaklar. Sadece ve sadece burada tek bir şey var. Kamyon şoförleri kazanacak nakliyat yaparken gelirken. Ev sahibi. Onun dışında hiçbir yararı yok Sinop'a. Yolda su satacaklar. Yolda bir de su satacaklar. Susuzlara. Çok net olarak söylüyorum size. Altını çiziyorum bunun. Nasıl ki Gerze'deki santral iptal edildiyse, Sinop'taki nükleer santralde iptal edilmesi için gerekiyorsa Sinop'ta kendimi yakarım. Bu kadar net söylüyorum. Bunu da göreceksiniz. Yaşayacaksınız bunu. Eylemlikler başladığında göreceksiniz eylemliklerde neler olacağını. Bir kez daha başbakanı buradan uyarıyorum. Bu düşüncenizden lütfen vazgeçiniz. Lütfen vazgeçiniz. Eğer Sinop'u seviyorsanız. Nokta.
Ya ister ağzımı vur, ister burnumu vur. Niye karşı değilsin? Ya ben sana 0,1 gram uranyumu parçalarsan 40 ton kömürün vermiş olduğu enerjiye bedel. 0,1 gram. Beni ilgilendirmiyor ki o hiç. Ama şimdi bak. En yine, ufak bir sızıntıda ölecek adamların hesabında ya. Tamam Engin Hoca, ben bir şey demiyorum. Çevrenin öldüğünü. Ama, ya çevrenin öldüğü bir şey demiyorum. Ya onlar demiyorum ama niye? Bunu? Ben şu anda diyorum hep dışa da bağımlıyım biliyorsun değil mi, enerjim olmaz. Peki rüzgar evet. Enerjisini kullan. Ben ona şeyim, hep baştan varım. Yani. Ona hep baştan varım. Rüzgar enerjilerine, rüzgar enerjisini kullan. Tamam kuralım. Sinop'ta nükleer. Zaten senenin 8 günü rüzgar esmiyor. Evet. Sinop'ta. Evet. 8 günü rüzgar esmiyor. Yani bu geriye kalan 300, 360 değil de 350, 65'te 8'i çıkarırsanız ne yapar? Şimdi 67. Bak, nükleer enerji 57. Nükleer enerji dışa bağımlı olmayacağız demek. Yok canım, dışa bağımlıyım. Yani bağımlı değil mi? Değil. Şu şekilde. Ama Hasan Hoca benim korktuğum şu. Mutlaka biz bir şeyler de çalarız. Yani. Özümüz bu. Tamam anladım da. O çalmadan dolayı o nükleer santralde işte bir yani ileride bir kaçıklık olacak, bilmem bir şey olacak. Anladım. Tabii direkt insanlarda kanserojen etmesi. Peki bir şey söyleyeyim. O yönümüzden yani duygusal ilişkimiz, parayla bir duygusal ilişkimiz çok olduğu için işte ben ona karşıyım. Onun dışında peki ben sana bir soru sorayım o zaman. Sor. Peki Japonya bunu güvenilir şekilde yaptı mı Fukushima'da? Yaptı. Yaptı. Ne oldu? Dünyada nükleer santraller kaldırılırken Sinop'ta niye diyeceğim. Bu kadar kısa ve net. Başka bir şey demeye gerek yok. Yani dünyada tehlikeleri çok açık. Neden Sinop'a hala nükleer santral, değişik alternatifler var, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, neden bunlar yok demek istiyorum. Teşekkür ederim. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.